Gerçekten Konya bizim için Çanakkale'de önemli bir yer. Çünkü bildiğiniz gibi tarihe baktığımızda 1571'de Kıbrıs'ın fethinden sonra tabii oraya nüfus aktarılmış Osmanlı devrinde ve arşivlere de baktığımızda aile aile Konya Karaman bölgesinden Kıbrıs'ta 1571'den sonra nüfus yerleşmiş oluyor ve dolayısıyla Kıbrıs Türklerin esas kökleri Konya Karaman bölgeleri olarak hep bilinmektedir. 25 Ağustos 2019'da Kıbrıs Başbakanı olarak Konya'ya gelen Ersin Tatar artık Cumhurbaşkanı. Aslen Karamanlı olan Tatar, Konya ziyaretinde Konte ve Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toyun da sorularını yanıtlamıştı. Siyasi bakımdan Türk hükümetinin Doğu Akdeniz'deki meselelere ve ona bağlı olarak daha da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma adına verdikleri mesajlar. Bunlar çok önemli çünkü şu anda hala daha işte uluslararası camianın bazı emperyalist güçlerin baskısıyla tekrar bir görüşme süreci başlayabilir, müzakere süreci başlayabilir ve bu meseleyi nereye götürür çok da net bir pozisyon yok. Ersin Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs'ın kırmızı çizgisi olduğunun altını çizmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük haklarının hiç sulandırılmadan aynı devam ettirilmesi ve tabii ki bir kere ekonomik olarak da bizlerin güçlenebilmesi için artık bu ambargolar, izolasyonlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tecrit edilmesi insan haklarına da aykırı olduğu için bütün bunları bir kez daha masaya getirmek, mücadelesini vermek ve bu bağlamda artık daha proaktif bir siyaset. Bunun bir boyutu da bu Maraş meselesinin tekrar gündeme getirilmesi. Çünkü bu bizim hükümetimizin ileri sürdüğü bir gelişmedir. Tatar, Maraş sizin için ne ifade ediyor sorusuna da şöyle yanıt vermişti. Türk ulusunun Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti bakımından bütün bu yapılanlar, bütün bu mağduriyetler ve Rumların biraz da şımarıklığı, işte bütün bu petrol ve gaz ve hidrokarbon olayına tek taraflı kendilerinin başka ülkelerde yapabileceği anlaşmalar ve bir takım bize göre hukuksuz işler, işte karşılığında da biz de bir adım da biz atıyoruz, biz de Maraş'ımıza sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla proaktif siyaset bunu gerektirmektedir.